Merhaba arkadaşlar. Bugün rollerle alakalı bir çalışma yapacağız. Belki biraz uzun bir çalışma olacak. Belki biraz da çalışmadığımız konulara da girmiş olacağız ama o konulara detaylıca girmeyeceğiz. Sadece rolleri anlama adına ileriki konulardan da bazı konulara girmiş olacağız. Ama dediğim gibi o konuları ileride detaylıca çalışacağız. Şu anda sadece rolleri anlama adına bazı konulara girmiş olacağız. Şimdi hatırlarsanız 3 tane kullanıcı ile ben giriş yapmıştım sisteme. Şu anda gördüğünüz bu sistem benim kendi kullanıcı adımla girdiğim sistem. Yani Engin Başvurk olarak girdiğim sistem, yukarıdan görüyorsunuz. Bu konuları anlamak için ayrı ayrı sistemlere farklı kişilerle giriş yapmanız gerekiyor. İkinci sayfada ise farklı bir browserla girdim. Burada da Ezra adına sisteme giriş yaptım. Gördüğünüz gibi bu Ezra'nın sayfası. Üçüncü browserda ise Leo adına sisteme giriş yaptım. Şu anda 3 kişi adına sisteme giriş yapmış bulunuyorum. Şimdi isterseniz rollerle alakalı küçük bir çalışma yapalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Rollerle profiller aynı şeyler değiller. Roller, şuradan açalım bakalım. Şimdi normalde hatırlarsanız her kullanıcının bir profili var. Şöyle yapalım. 3 tane kullanıcıdan bahsedelim. User A diyelim. User B diyelim. Bir de User C diyelim. 3 tane kullanıcımız olsun arkadaşlar. Bunların bu 3 kullanıcının hatırlarsanız daha önce bahsetmiştim. Profillere ihtiyacı var. Çünkü yetkileri birbirinden farklı olması gerekiyor. Bu profiller birbirinden bağımsız oluyor. Herkesin kendi profili oluyor. Diyelim ki User A'nın profili profil A olsun. User B'nin profili profil B olsun. User C'nin profili de profil C olsun. Siz bu profillerle dediğim gibi bu kullanıcılara farklı yetkiler verebiliyorsunuz. Yani bir objektin yeni bir rekord ekleme yetkisini A'ya verirken B'ye vermeyebilirsiniz. Objektin rekordunu silme yetkisini B'ye verirken A'ya vermeyebilirsiniz. Bu şekilde değişik değişik yetkileri A, B, C'ye yani kullanıcı A, kullanıcı B ve kullanıcı C arasında dağıtım yapabilirsiniz. Bununla alakalı güzel çalışmalarımız oldu. Şimdi role ne işe yarıyor? Role şu işe yarıyor arkadaşlar. Diyelim ki siz A'nın oluşturduğu, user A'nın oluşturduğu, şuraya yazalım. User A'nın oluşturduğu kayıtlar var diyelim. Şu şekilde kayıt A var, kayıt B var diyelim, kayıt C var. Bu şekilde kayıtlar oluşturmuş. User B de diyelim ki user B'miz farklı kayıtlar oluşturmuş. Kayıt G, kayıt Z ve kayıt Y şeklinde diyelim ki 3 tane kaydı var. Bunlar birbirinin kayıtlarını bazen göremeyebilirler. Şöyle diyelim ki hem user A'nın hem de user B'nin edit, hem create, hem edit, şöyle yapalım, create yapalım. Create, read, edit ve delete yetkisi var. User B'nin de aynı yetkisi var diyelim. Create yetkisi var. Ama siz sharing setting'e giderek eğer bu iki kişinin oluşturduğu kayıtları birbirlerinin görmesini istemezseniz, o zaman A sadece 3 tane kayıt görmüş olur. Kendi kayıtlarını görmüş olur. B de sadece 3 tane yani kendi kaydını görmüş olur.
Bu ayarı yapabiliyorsunuz. Bunun için sharing setting'e gitmeniz gerekiyor. Sharing setting'den birbirlerinin kayıtlarını görsünler mi ayarını değiştiriyorsunuz. Orayı private yaptığınız zaman ki yapacağız. O zaman A B'nin kayıtlarını göremiyor. B de A'nın kayıtlarını göremiyor. Yetkilerle alakalı değil. Zaten yetkileri verdik biz. Yetkilerle alakalı bir durum değil. Tamamen kayıtları görme adına. Ama şunu yapabiliyorsunuz. Eğer A normalde A B'nin kayıtlarını göremiyor. B de A'nın kayıtlarını göremiyor. Yani giriş yaptıkları, oluşturdukları kayıtları göremiyorlar. Ama eğer A role A'yı kullanıyorsa arkadaşlar. Role A'yı kullanıyorsa şöyle yazayım. B de role B'yi kullanıyorsa ya farklı rolde olabilir. Role B'yi kullanıyorsa ya da aynı rol içinde de olabilirler. Eğer A'nın rolü B'nin rolünü kapsıyorsa, iç içeyse şöyle diyelim. A'nın rolü diyelim ki rol A burada, B de bunun içine bir rol. Rol B şeklinde diyelim. O zaman buradaki kişi buradaki kişinin kayıtlarını görebiliyor. Çünkü rol olarak daha yukarıda. Bunu daha iyi anlama adına şöyle yapalım. Dediğim gibi biraz farklı konulara girmiş olacağız ama problem değil. Şöyle yapalım. Şimdi siz normalde şöyle yapalım. Ezra'ya gidelim. Biz her ikisine de bu yetkileri verelim. Profile gidiyorum. Profile gidiyorum. Bizim oluşturduğumuz profilden her ikisinin kullandığı profil identity user clone. Bunu edit yapıyorum. Daha sonra aşağıda custom object settings'e geliyorum arkadaşlar. Buradan diyelim ki class oluşturmada hem read hem grade hem edit hem de delete yetkisi veriyorum. Yani bu yetkiyi verdiğim zaman her ikisi de aynı profili kullandığı için aynı yetkilere sahip şu anda. Her biri create, edit ve delete yapabiliyor. İsterseniz bakalım. Şimdi önce Ezra'ya bakıyorum. Sayfamızı yeniliyorum arkadaşlar. Sonra class dediğim zaman yukarıda new butonu görüyorsunuz. Yani yeni bir class oluşturabiliyor. Sağ taraftan da edit delete opsiyonlarını görüyorsunuz. Yani edit ve delete yapabiliyor. Zaten görme yetkisi var ki bütün sınıfları şu anda görebiliyor. Şöyle hepsini diyelim. Hepsini görebiliyor. 6 6 ve 6C 7 A 7 B 7 C yok şu anda görüyorsunuz. Hepsini görebiliyor. Diyelim ki Ezra 7 A 7 B var. 7 C yok. 7 C'yi Ezra oluştursun. 7 C'yi oluşturuyoruz Ezra tarafından. 7 C'yi oluşturmuş olalım. Bir de 8 B ve 8 C'yi yine Ezra oluştursun. 8 B'yi oluşturuyoruz Ezra tarafından. Bir de 8 C'yi oluşturuyoruz Ezra tarafından. Bunun manası ne arkadaşlar? Şu, bu sınıfların sahibi, şöyle açıyorum. Bu sınıfların sahibi, bazıların sahibi, isterseniz buradan owner'ı açıp görelim. Şu anda öyle bir hakkı olmadığı için göremiyor ama buraya girip yani 8B'ye girdiği zaman owner'ın, bu şeyin, bu rekordun sahibi şu anda gördüğünüz gibi Ezra. Bu önemli arkadaşlar. Ama diğer rekordlara girdiğiniz zaman diyelim ki 6A rekoruna girdiğiniz zaman owner'ın Engin Başturk olduğunu görüyorsunuz. Ama şu anda ayarlardan dolayı bütün hepsini görebiliyor. Şimdi diğerine gidelim. Leo'ya girelim. Leo class'ları yeni ekleyebiliyor mu? Ekleyebiliyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra silme ve edit etme yetkisi de var. Bütün yetkileri verdik şu anda. Hepsini görebiliyor gördüğünüz gibi. Yani owner'ı olsa da olmasa da hepsini görebiliyor. Biz buradan bunu artıramıyoruz ama bu şekilde kalsın şu anda. Hepsini görebiliyor. Peki kendisi oluştursun. Şu anda 6 6 bir 6C 7 A 7 bir 7C şeklinde sınıflarımız var. Diyelim ki Leo'da 5 A'yı 5 B'yi bir de 5 C'yi oluşturduğunu düşünelim. Şu anda Leo'nun da 3 tane kendi sahip olduğu görüyorsunuz. Burası çok önemli arkadaşlar. Buraya iyi bakalım. Kendi sahip olduğu rekordlar var. Yani o yüzden ya bu rekordların sahipleri önemli. Bazılarının sahibi Engin Başçürk, bazılarının sahibi Ezra, bazılarının sahibi de kim arkadaşlar? Leo.
Şimdi siz dediğim gibi konuyla alakalı şu anda direkt değil ama tabii ki bunları öğreneceğiz. Sharing setting'e giderseniz arkadaşlar. Şimdi herkes herkesin rekorlarını görüyor. Bunu gördük. Sharing setting'e gidiyorum. Bu sharing setting'e geldiğiniz zaman eğer siz edit yapıp class objectini şu anda public write bunu siz private yaparsanız ve şuradaki seçilen kutucuğu seçmemiş olursanız şu anda private yaptık. Ne anlama geliyor onu da söyleyeyim. Private demek herkes kendi rekortlarını görüyor anlamına geliyor. Sadece kendi oluşturduğu rekortları görüyor. Public read yaparsanız kendi rekortları dışında bütün rekortları görebiliyor ama edit yapamıyor. Sadece kendi rekortlarını edit yapabiliyor. Bir de public read write var. Hem kendi rekortlarını görüyor hem başkalarınınkini görüyor ve edit de yapabiliyor. Yani bütün yetkilere sahip. Şu an biz bunu private yapıyoruz. Save diyoruz. Şimdi Ezra'ya gidiyoruz. Ezra'ya bakıyoruz. Bütün rekortları açacağız şimdi. Şöyle sayfa yenileyelim. Evet. Tekrar yenileyelim. Evet. Şu anda Ezra'nın gördüğü rekortlar görüyorsunuz. 6A, 7C. 6A'nın sahibi kim bakalım. Benim. 6A'nın sahibi benim. 7C'nin sahibi kim? Ezra. 8A'nın sahibi kim? Ezra. 8B'nin sahibi kim? Ezra. Neden 6A'yı görüyor? Hemen bakalım. Şöyle geliyorum. Onu oradan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü sanırım 6A'yı ben onunla paylaşmıştım. Bir önceki derste sharing group falan yapmıştık. Onunla paylaşmıştım. Class'ları açıyorum. 6A'ya geliyorum. Buradan share yapmıştım diye hatırlıyorum. Bakalım sharing yaptık mı? Evet. Sanırım 6A sınıfını biz Ezra ile sharing yapmış olabiliriz. Last modify by Ezra diyor. Ama sahibi benim. Buradan sharing'e gelelim. Share with three groups diyor. Edit yapalım. Bunları kaldıralım. Kaldırıyorum gördüğünüz gibi. Sharing'i kaldırdım. Yani kimseyle paylaşmak istemiyorum. Şimdi ben hepsini görebiliyorum gördüğünüz gibi. Ama Ezra'ya gittiğimiz zaman arkadaşlar şöyle bakıyorum. Artık 6 ayı göremiyor. Sadece kendi oluşturduklarını görüyor. Bir de isterseniz L'ye gidelim. Sadece oluşturduklarını görüyor. Görüyorsunuz 5A, 5B, 5C. L o Lüg'ün kendi oluşturduğu rekortlar. Sadece kendi rekortlarını görebiliyor. Bunu görüyoruz. Bunu nereden yaptık arkadaşlar? Tekrar ediyorum. Setup'a geldik. Ondan sonra Sharing Settings'e geldik. Burada rolü da yanılacağınız için böyle yaptım. Sharing setting'e geldik. Edit yaptık ve en alt kısımdan arkadaşlar şuradan class objectini bulup private yaptık. Şu anda gördüğünüz gibi herkes sadece kendi rekortlarını görüyor. Kendi oluşturduğu kayıtları görebiliyor. Siz bunu public read yaparsanız ne oluyor bakalım. Hemen Ezra'ya gidiyorum. Ezra hepsini görebilecek şu anda. Hepsini görüyor. Ama 5A'yı edit yapmak istediği zaman şöyle yapalım. Hepsini görebiliyor. Sonra buradan edit yapmak istediği zaman 5A onun rekordu mu bakalım. 5A kimin rekordu? Kimin sahibi? Leo ama şu anda Ezra olarak giriş yaptık. Bakalım değiştirebiliyor mu? Diyelim ki bazı şeyleri değiştirmek istiyor. 5A'yı 5 A şeklinde değiştirmek istiyor. Save diyorum. Değiştiremiyor gördüğünüz gibi. Çünkü sahibi değil. Sahibi değil. Peki sahibi olduğu rekortlar hangileri? Hepsini görebiliyor gördüğünüz gibi. Hepsini görüyor ama bunun sahibi olmadığı için 5 ayı değiştirmiyor. Peki 8 ayı değiştirebilir mi? Çünkü 8 A'nın sahibi o. Görüyorsunuz Ezra. 8 ayı edit yapıyoruz. Buraya ikinci A koyuyoruz. 8 ayı değiştirebiliyor. Neden? Çünkü sahibi o. Peki 7 ayı değiştirebilir mi? A koyayım yanına. 7 A'nın sahibi sanırım bendim. Değiştiremiyor. Gördüğünüz gibi bütün rekortları görse bile sadece kendi rekortlarını değiştirebiliyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Gördüğünüz gibi 7 A'ya hiçbir şey yapamıyor.
kendi rekorları dışında hiçbir rekordu değiştiremiyor. Biz bunu neyle yaptık arkadaşlar? Sharing settings ile yaptık. Tekrar açıyorum. Şimdi diyelim ki sharing setting ile private değil de public read write yaptık. Bu ne anlama geliyor? Herkes herkesin rekorlarını görebiliyor. Şöyle açayım. Herkes herkesin rekorlarını görebiliyor. Aynı zamanda edit yapabiliyor. Şöyle 7 A'nın sahibi bendim. Ama bunu artık edit yapabilir. Buradaki Ezra bunu düzeltebiliyor. Neden? Çünkü public read write yaptık. Tekrar ediyorum. Burası çok önemli arkadaşlar. Eğer private'sa, eğer burası class private'sa, herkes sadece kendi rekorlarını görebiliyor. Public read only ise kendi rekorlarını görüyor, edit yapıyor. Yani kendi rekorlarıyla bir kısıtlama yok ama başkalarının rekorlarını sadece görebiliyor. Public read write yaparsanız başkalarının rekorlarını da, yani bütün yetkilere sahip oluyor. Hem hani bütün rekorları görüyor, edit yapabiliyor. Şu anda private yapıyorum arkadaşlar ve dediğim gibi geri geliyorum. Şimdi şöyle class'lara geldiğiniz zaman Ezra sadece kendi rekorlarını görmüş olacak arkadaşlar. Sayfamızı refresh yapalım. Bazen zaman alabiliyor. Beklemek gerekiyor. Evet, Ezra sadece kendi rekorlarını görüyor. Ondan sonra Lee'ye gidiyoruz. Ona bakıyoruz. Lee de kendi rekorlarını görmesi gerekiyor sadece. Çünkü private yaptık. Evet, sadece kendi rekorlarını görüyor. Peki, biz şimdi ayarlara gelsek, buradan kullanıcılara gitsek ve daha sonra şuradan setup'a gidelim, tekrar kullanıcıları bulalım arkadaşlar. Bu ikisinin rollerini değiştirsek, geliyorum. Şimdi buradan users'a giriyorum. Roles'leri açıyorum arkadaşlar. Şimdi burada rolleri değil, kullanıcıları açıyorum. Ezra'ya bakıyorum. Kullandığı rol CFO. Lee'ye bakıyorum. Kullandığı rol CEO. Şimdi madem bunlar farklı roller kullanıyorlar. Bu roller kim? Şöyle yapalım. Kim kimin üstünde? Ona bakalım. Rollere bakıyorum. Şöyle açıyorum. Evet arkadaşlar, buradan çok net gözüküyor. Biri CEO, biri de CFO. CFO CEO'nun altında. Rol olarak CEO'yu kullanan Ezra, CFO'yu kullanan Leo'dan daha yukarıda olduğu için, daha farklı rol olduğu için, yukarıdan aşağı görüyorsunuz, geliyor. Ezra diğer Leo'nun bütün rekorlarını görebilecek. Çünkü rolden dolayı. Normalde şu anda görebiliyor mu arkadaşlar? Bakalım. Ezra sadece kendi rekorlarını görebiliyor. Leo da sadece kendi rekorlarını görüyor. Ama siz buradan görüyorsunuz. Rol vermek çok kolay arkadaşlar. Sadece rol ekliyorsunuz. Sadece burada kim kimin üstünde, o önemli. Siz sharing'e geldiğiniz zaman edit yapıyoruz. Bunu private yaptığınız zaman görüyorsunuz. Şu anda private. Ama şuradaki sağ taraftaki kutucuğu seçerseniz. Çünkü yukarıda diyor ki grant access using hierarchy diyor. Yani rollerle biz izin verelim mi diyor. Yani bunu seçtiğiniz zaman rollerle alakalı kim kimin üstündeyse o diğerinin rekorlarını görebiliyor. Save yapıyorum. Şu anda rollerle yetki vermiş oluyoruz arkadaşlar. Gelelim Ezra'ya. Sayfamızı yenileyelim. Evet. Bir de Lee'ye gidelim. Kim kimin üstündeydi şu anda? Hatırlamıyorum. Evet. Leo daha yukarıda herhalde. Hemen bakalım kim kimin üstünde. Roles'e bakıyoruz. Kullanıcılara bakalım. CEO kim? Evet. Leo CEO olduğu için arkadaşlar Ezra'nın da bütün rekorlarını görebiliyor. Peki neden görebiliyor? Çünkü gördüğünüz gibi Ezra'nın rekorlarını görüyor. Bunlar Ezra'nın rekorları. 8 ayı açın. Ezra'nın rekorunu görüyorsunuz. Biz sharing setting'e bakarsanız arkadaşlar, sharing setting'e bakalım beraber. Orada şöyle bakalım. Private yapmamıza rağmen, private'ın manası neydi?
Herkes kendi rekortlarını görebilecekti. Sharing yapmadığı sürece kendi rekortlarını farklı biri görmeyecekti. Ama burada biz şuradaki kutucu seçtiğimiz için rollerle şunu demek istiyoruz. Kim kimin üstündeyse rol olarak o diğerinin rekortlarını görsün. Bu manaya geliyor. O yüzden Leo Ezra'dan daha yukarıda bir role sahip olduğu için Leo Ezra'nın bütün rekortlarını görürken Ezra Leo'nun rekortlarını göremiyor. Tekrar bakabilirsiniz. Ezra sadece kendi rekortlarını görüyor ama Leo Ezra'nın da rekortlarını görebiliyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Diyelim ki rolleri değiştirelim arkadaşlar. Şimdi gelelim. Şu Ezra'yı görüyorsunuz. Ezra'yı bu kez CEO yapalım. Leo'yu da aşağıdan bulalım. Leo burada. Onu da bir alt isterseniz aynı rolde bırakalım şu anda. Aynı role sahipler. Bakıyorum Ezra'ya. Bazen zaman alıyor. Diğerine bakalım. Şu anda sadece kendi rekortlarını görüyorlar. Aynı rolde oldukları için. Açıyorum rolleri bakıyorum. Bir CEO. Bunu kaydettik mi? Kaydettik. İkisi de CEO şu anda. Tekrar bakıyorum. Herkes kendi rekortlarını görüyor. Gördüğünüz gibi. Sadece aynı rolde olsalar bile kendi rekortlarını görüyorlar. Diğerine bakıyorum. Yine kendi rekortlarını görüyor. Ama dediğim gibi eğer biz diyelim ki Ezra'yı biraz daha yukarıda bir rol vermek istiyoruz. O zaman Leo'yu değiştirmemiz lazım. Leo'ya aşağıda bir farklı bir rol veriyoruz. Şu anda Ezra rol olarak daha yukarıda. Şimdi Ezra'ya bakıyoruz. Neleri görüyor? Evet, Ezra Leo'nun da rekortlarını görebiliyor. Gördüğünüz gibi şuradan görüyorsunuz. Görebiliyor. Yani onlara yetkisi var artık. Buradan sağ taraftan bakın. Edit Delete yapabiliyor. Şeye bakalım. Leo'ya bakalım. Leo sadece kendi rekortlarını görüyor. Çünkü rol olarak Ezra'dan daha aşağıda olduğu için ve Sharing Settings'te buradan görüyorsunuz. Private olduğu için sadece kendi rekortlarını görüyor. Ama buradaki şeyi açtığınız zaman rol olarak kim yukarıdaysa diğerinin de rekortlarını görmüş oluyor. Yani şöyle diyelim. Rol olarak Ezra'dan aşağıda olan bütün şöyle rolleri açarsak şu açıyorum rolleri. Şu anda Ezra CEO rolünü kullanıyor. Yani onun altındaki bütün rollerdeki kullanıcıların bütün kayıtlarını görmüş olacak ama onun üstündeki Trim IT Academy rolündekileri göremeyecek arkadaşlar. Bunları göremeyecek ama aşağıdaki bütün kullanıcıların rekortlarını görmüş olacak çünkü rol olarak hepsinin üstünde. Hepsinin üstünde. Roller böyle arkadaşlar. Eğer rol eklemek isterseniz şu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Diyelim ki rol eklemesi istiyorsunuz. CEO'nun altına add role demeniz yeterli ve buraya hani CEO 2 şeklinde diyelim yeni bir rol ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Artık siz de istediğiniz kadar roller ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi roller sadece hiyerarşiyi belirliyor. Kim kimin üstünde, kim kimden daha çok, kim tamamen hani rekortları görme manasında. Çünkü her rekortun bir sahibi var ama rollerden dolayı eğer siz sharing setting'de şuradaki kutucukları seçerseniz roller devreye giriyor. Kim daha yukarıda bir role sahipse aşağıdaki kullanıcıların rekortlarını görebiliyor. Bu şekilde bir çalışma yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur.